Bizim memleket Giresun'dayız. Evet başkanım, Girib'in kuruluş tarihi ve amacı nedir? Biraz anlatabilir misiniz bize? Evet, öncelikle herhalde bu program ikinci programınız. Ben hayırlı olsun ve aynı zamanda tebrik ediyorum. Bölgemize böyle ayrıca bizi de böyle ilk programlarınıza davet ettiğiniz için herhalde ikincisi. Dolayısıyla bir defa burasının çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Girip Giresun kısa atılmışı Girip ama Girip açılımı Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği. 2015 yılında bir hayal üzerine bir takım iş adamı ve bürokratlar kurduk. Takdir edersiniz ki Kocaeli'de ağırlıklı Gebze'de 100 binin üzerinde Giresunlu'nun yaşadığı. Dolayısıyla bunların da 90'lı yıllarda memleketten göçüp bu bölgeye ağırlık Beylikbağı bölgesi dediğimiz 7 mahallenin oluştuğu bölgeye gelmesiyle birlikte 90-2020 insan ömründe çok kıymetli bir zaman dilimi. 90'lı yıllarda işte gelip bu bölgede doğan bir çocuğun ticarette, siyasette, sosyal hayatta, bürokraside, ticarette ciddi yol aldığını düşünerek Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği'ni 2015 yılında günün şartlarında bir kısım arkadaşımızla kurduk. Tabii derneği kurmak yetmezdi. Bu derneğin bir amacı, gayesi ya da bir alanı olması lazım. Bu da şöyle değerlendirmek lazım. Biz derneği kurduğumuzda 23 Giresun Derneği vardı. Bir birlik, bir de federasyon vardı. Ki ben onlarda da uzun süre Alucralılar Derneği'nde başkanlık yaptım ve diğer derneklerinde kurucu ya da yönetimlerinde görev aldım. Ve buradan da tecrübelerimizi üst üste koyduğumuzda dedik ki artık Giresunlar ikinci kuşaktan ticarette para kazanıyorlar. Sosyal hayatta, bürokrasi hayatında şehre ciddi katkılar sağlıyorlar. Sokakta gördüğünüz Gebze'de ve bir kısmı da Kocaeli'de şöyle bir düşünecek olursanız sokakta gördüğünüz her dört insandan bir tanesi Giresunlu. Bunların sevk idare edilmesi, bir çatı altında toplanması, yöresel dernekler, 23 yöresel dernek biraz önce sayısından kurduğumuzda bahsettiğim bugün 44 o sayı ciddi rakamda yukarıda ama o gün yöresel kültürlerini, etkinliklerini, aktivitelerini yaparken tabii bunun karşılığında biraz önce bahsettiğim işte sosyal, ekonomik, kültürel yönden de bir hayatın gerçek olağan akışı içerisinde var olan Giresunları sevk idare etmek gerekirdi. Bunlara kendine münhasır seviyesi, kendine uygun alanlarda bürokrasi, siyasetçi olarak kültür adamını bir çatı altında buluşturmak gerekirdi. İşte bunun adına kısaca Girip dedik. Bir hayal böyle oluştu. Ve 2015'ten bugüne çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani kamuoyunun takdirinde tabii Kocaeli merkezli, Gebze merkezli yaptığımız çalışmalar ama bir hayal daha kurduk. Onu ikinci bölümde anlatırım, diğer hayali. Fakat bu kurduğumuz hayal kısmı biraz daha işte Kocaeli'de başarılı olmuş, pandemiye rağmen çok ciddi çalışmalar yapmış. Mesela şöyle düşünün, Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği 6,5 yıl ben kurucu başkanım ve tüzüğü gereği de 2 dönem başkanlık yaptım. Kongremizde ayın 28'inde. Ama bir hayal daha var. O hayalin de bir kısmında yer alacağız inşallah. İkinci bölümde anlatırım. Ne yaptı? Nasıl varlığını sürdürdü? Şimdi şöyle düşünün. İş adamı deyince insanlara para dağıtması lazım. Öyle bir dünya yok. Peki bürokrat deyince insanların bütün ihtiyaçlarını öyle bir dünya da yok. Siz bir kurumu temsil ediyorsunuz ve bunun içerisinde kendine münhasır işleyişle hareket etmeniz lazım. Sadece Giresunlara bu ayrıcalığı yapamazsınız. Peki ne yaptınız siz? Şunu yaptınız. Yaptığınız işlerde hep hakkaniyetli, düzenli, tertipli, usluplu oldunuz. Biz STK'lara rol model olurken ben biraz ileri gideyim. Gebze'de her hafta toplantı yapan hiçbir kurum yok. Belki yani çok iyi ya da gücü olan siyasi partiler bu noktada haftalık toplantılarını, aylık divanlarını, kendi hiyerarşileri ve tüzüklerine münhasır yapıyor olabilir ama girip şunu yaptı. Haftalık toplantı, karşılıklı konuşmak yok ve gündemsiz toplantı yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir STK'yı toplanıyor. 20 kişilik yönetimi var. Toplanıyor. Gündem belirliyor.
O gündem gün işte hafta içerisinde yazılıyor gruba falan, sekreter tarafından süzülüyor. O gündem yazılıyor. Peki gündem nasıl toplantıya geldiyse ona bakıyorsunuz, bu gündem bir saatte bitirilir. Bir saat telefonları kapanıyor, karşılıklı konuşma yok ve neticesinde söz kesme yok. Bağlananlar, konu başlıkları gündem bağlanmış, bağlanamayanlar bir sonraki haftaya ya da bir komisyona havale edilmiş. İlgili eğitimse ilgili, eğitimle ilgili komisyona, orada çalışılmak üzere. İşte kültürse kültür, diğer alanlarsa diğer alanlarda, iş adamı ise iş adamı alanında, o komisyonlar onu tıkamamış, toplantının süresini doldurmamış, arkada çalışılmış, olgunlaştırılmış, bir sonraki ya da bir sonrakine getirilmiş ya karara bağlanmış gibi bir STK düşünün. Biz her şeyden önce çok kıymetli bir şey yaptık hemşehrilerimize. O da şu, bunu çok değerli buluyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi para dağıtmadık, işte tabii ki yardımlar yaptık, imkanımız ölçüsünde insanlarla ilgilendik, pandemi dönemidir, hastasının, şekerinin yanında bulunduk ama biz çok kıymetli bir şey yaptık dediğimiz şu, Giresunlu hemşehrilerimizin seviyeli bir araya gelmesini ve onun yanında da alttan gelen bu Z kuşağı denilen çok zor olan bir nesle rol model olduk. Peki nedir o rol model olduğunuz? Benim abilerim, büyüklerim, hemşehrilerim çok kıymetli, seviyeli işler yapıyorlar. Ben de büyüyünce işte bak, bunlar bu çalışmaların neticesinde çok kıymetli bürokrasi çıkmış, iş adamı çıkmış. Benim de buradan cesaretlenmem lazım, onları örnek almam lazım. Dolayısıyla ülkeme, bölgeme, memleketime katkı sağlamam lazım. Bu çok kıymetli, bu rol model görseli. Çünkü neden bu çok kıymetli? Görsel iletişim araçlarıyla artık insanlara ulaşmak çok kolay. Belki hiç tanımadığım birisi bizi bakıyor, aa falan. Bu, ben buradan işte ileride büyüyünce ya da okulumu bitirince ya da işimi bir noktaya getirince ben de abilerim gibi, hemşehrilerim gibi, ama biz onu tanımıyor olabiliriz. Bir, ben de böyle bir çalışma içerisinde olabilirim. Rol modeli ve cesaretini aşıladığımızı düşünüyorum. Tabii bunun yanında çok kıymetli bir şey daha var yaptığımız, o da şu. Aylık seminerler yaptık. Nedir aylık seminerler? Mesela bizde Gebze Ticaret Odası Başkanı konuştu. İzlenme oranını söyleyeyim. Canlı yayın yaptı kendi sayfasından. Ben bir baktığımda 18 binlerdeydi. Sosyal medyasında çok merak ettim ne kadar izlenir falan diye. Ama 18 binlerde çok ciddi rakam bunlar. Gebze'de bir derneğin yapmış olduğu bir seminerde. Dolu dolu 2,5 saat. Bir saat bizim seminerlerimiz. Dolu dolu 2,5 saat. Ve bir miktarında sinevizyonla görselden anlatmak suretiyle ve bir saate yakında soru ve cevap şeklinde doluca Kocaeli'yi, Marmara bölgesini ve Gebze'yi anlattı. Neticesinde bunlar, insanlar tabii bunu görüyorlar, bu çalışmaları değerli buluyorlar. Bunlar da yetmez. Biz hemşehrilerimizle ağırlıklı ve pandemi öncesi 60'a, zaman zaman sayısı 60'a da çıkan ve orası biraz inişli çıkışlı kahır ekseriyeti Giresunlu ve kız öğrenci olmak üzere burslar verdik. Orada biraz düşüşümüz var. Onun da belirli, işte o pandemi süreci sizi, çalışmaları sekteye uğrattı. Tabii arkasına sığınmamak lazım ama 2 yılımız hayatımızdan bunu kabul etmek lazım ki sosyal alanına da, bazı alanlara da gitti. Şimdi onu soracaktım aslında başkanım. Hani pandemi sürecinde nasıl işledi? Pandemi sürecinde mesela biz bayramlaşma yaptık. Ya da Zoom üzerinden, yani sosyal medya üzerinden 1 saat planladığımız programlar 3-4 saat sürdü. Tabii siz bir STK adına çalışma yapıyorsunuz. Herkes onun içinde görev almayabilir ya da mesafeli durabilir. Ya da kendine bir yerini yakın görme ya da kişisel özelliği, karakterist özelliği, yapısı gereğidir. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Günün sonunda geldiğimizde herkes Girib'in içerisinde yer almak istiyor. Bunu gözlerinden görüyoruz, gelen tepkilerden görüyorum, yazılanlardan cevap veremiyorum. Herkes mikrofon almak istiyor. Mesela Girib nasıl bir yerde hizmet veriyor diyeceksiniz. Orada çok mütevazı olmayayım. Birçok siyasi partinin il başkanlığı, kıyaslama açısından söylüyorum. Çünkü biz de kamuya hizmet ediyoruz, siyasi partiler de kamu hizmeti yapıyor. Ben neyi örnek gösterebilirim? Bir STK'yı örnek gösterebilirim. Ya da işte bir siyasi partiyi örnek, bu açıdan örnek gösteriyorum. Çok ilginçtir. Genel merkezine yakın il teşkilatları seviyesinde 400 metrekare alanda hanımlar komisyonunun çalışmalarını yaptığı, gençlik komisyonunun çalışmalarını yaptığı bir alanda kendi salonunda 100 kişilik, 120 kişilik bir konferans salonunda bütün altyapısıyla birlikte hizmet eden bir STK'dan bahsediyoruz. Tabii bunun içerisinde kıymetli hale gelen, biraz önce bahsettiğim gibi, insan oldukça fazla.
Bizim bir istişare kurulumuz var, çok ilginç. İstişare kurulumuzda bizim ayda bir toplanırız. İstişare kurulumuzda bizim 30 kişi var. Her ay yönetim söz almaz, dinler. İstişare kurulu görüş ve önerilerini bize iletir. Tavsiye niteliği taşır ama birçoğunu da biz orada olgunlaştırırız. Sonra bunu içinden seçer, makul derecede değerlendirmek suretiyle yönetim kurulunda karara bağlarız. Böyle bir STK'dan bahsediyoruz. İnşallah bunun hayal kısmını biraz önce söylemiştim. Bu kısmı, bu STK önümüzdeki dönemlerde şubeleşmek suretiyle bir de genel merkez oluşturmak suretiyle anlatabileceğim de bir kısmını bana söz geldiğinde arkadaşlarımdan tekrar değerlendiririm. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gazeteci Mustafa Aslan, bu arada gazeteci kimliğinizle de tanıyoruz sizi. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Genelde şu cümle kullanılır. Doğu Karadeniz'in yeşili, Türkiye'nin beyazı Giresun. Ne demek? Evet. Güdüm Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben de programınız hayırlı olsun. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. TV41 ailesine de, programda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum ayrıca. Şu var aslında, yani çok güzel bir tanıtım videosu yayınladınız, 9 dakikalık. Aslında benim konuşacaklarımın bütün özeti orada. Buradan DOKAP'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir belgesel hazırlamışlar, tanıtım filmi hazırlamışlar. Her insanın, Türkiye'nin her bölgesi mutlaka güzel. Yani gezip gördükçe siz de fark ediyorsunuz ama insanın çocukluğunun geçtiği, doğup büyüdüğü yerler, kendi anasının, babasının, işte büyüklerinin mezarının olduğu yerler biraz daha farklı oluyor insana göre. Dünyaya geçseniz el ele o çocukluğunuzun geçtiği yerleri, işte az önce dediğim gibi özel yakınlarınızın bulunduğu yerleri unutamıyorsunuz. Giresun şöyle, hakikaten yani renklerinde de olduğu gibi yeşilin başkenti, fındığın başkenti, kirazın başkenti, doğası, yaylası, dağları, dereleri hakikaten görülmesi gereken yerler. Karadeniz'in, belki de Türkiye'nin tamamı öyle, bizim gezip görmediğimiz yerlerde de çok güzel yerler vardır. Ama şu var, biz işte atıyorum Ordu'da bir Perşembe Yaylası'nı almışız, işte Giresun'da Kümbet'i almışız. İşte geliyoruz Trabzon'a, Uzungöl'ü almışız, Rize'ye geç Ayder'i almışız, işte 5 vilayette 5 yaylayı konuşuyoruz. Halbuki Karadeniz'in, özellikle Giresun'un çok bakir ve gezilmesi gereken yaylaları var. İşte turizm yapılabilir, günlük geziler yapılabilir, efendim işte gece çadır kampları kurulabilir. Yani inanılmaz bir zirve var. Mesela bizim Espiye tarafında Karavacık Yaylamız var. Mükemmel yaz şenliklerinin yapıldığı bir yer. Onun dışında mesela Kemal Bey Alucralı'dır. Alucra ile Espiye'nin tam ortasında Ahıl Baba dediğimiz bir zirve var. Şu anda ben inanıyorum ki Türkiye'nin belli bölgelerine yeni kar yağdı. Ahıl Baba'da yaklaşık 2 metre 3 metre kar olduğunu tahmin ediyorum. Yani çok güzel kayak turizmi yapılabilir. Yani inanılmaz bir şey. Türkiye'yi Türklerden başka herkes geziyor. Ben Türkiye'yi gezmeyenlere, Giresun'u, Karadeniz'i görmeyenlere o toprakları mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen Recep Bey'e dönmek istiyorum. Recep Bey, bize Giresun'u anlatır mısınız biraz? Ben de Yudum Hanım, yeni yaptığınız, başladığınız programdan dolayı tebrik ediyorum. Yani devamını da diğer memleketler, diğer Giresun olsun, başka illerimiz olsun, Türkiye'nin güzel cennet mekanlarını tanıtımında devamlarını diliyorum. Giresun'umuz, başkanımızın da Mustafa Bey'in de dediği gibi yeşille mavinin birleştiği bir ilimiz. Ve Karadeniz'in incisi bir şehrimiz. Aslında her şehrin böyle bir tabiri vardır. İşte İç Anadolu'nun, işte Karadeniz'in incisi. Aslında Giresun'dur incisi. Çünkü Karadeniz'e bir gerdanlık gibi uzanmıştır ve gerçekten o gerdanın ucunda da bir incisi vardır ki bu da Giresun'un adasıdır. Karadeniz'de de adası olan ve yerleşimi ve yaşamı olan ve tarihi geçmişi olan tek ilde Giresun'dur. Adada geçmişten bahsettik, evet, sahil şeridinde olsun, içerideki illerinde olsun, merkez şehirlerinde olsun, Giresun'un milattan öncesine giden bir tarihi geçmişi de var. Sadece 1461 Trabzon'un fethi ve bu bölgelerdeki illerle alakalı değil. Giresun aslında milattan öncesine giden, hatta ismini dahi o milattan önce içerisinde yetiştirmiş olduğu kirazlardan dolayı aldığını biliyoruz ki geçmiş dönemlerde kerasus kelimesi kiraz kelimesine dönüşerek daha sonra bu şehirde
kirazın da bol olduğu, kirazın ana vatanı olduğunu Mustafa Bey'in de söylediği gibi böyle bir şehir. 1397 senesine gelene kadar biz Giresun'un geçmiş dönemlerde, antik dönemlerde bir tarih geçmişini biliyoruz ama 1397'de Giresun'un artık Türkleşmenin başladığını görüyoruz. Aslında 1461 gibi Trabzon'un fethiyle başladığı gibi gözükse de aslında Giresun'un Türkleşmesi daha da eskidir. 1397'de Hacı Emirli Beyliği'nin Ordu ve Giresun bölgesinde kurulmasıyla birlikte aslında daha eskiye giden bir Türkleşme dönemi vardır ki Hacı Emirli Bey'in oğlu Süleyman Bey'in 1397'de Giresun ve Ordu'yu fethinden sonra buralar Türkleşmeye başlamış ve Oğuzların Çepni boyları, ardından Eymir, Bayındır gibi Oğuz boyları da artık bu bölgede yerleşmeye başladıktan sonra Türkleşme'de hız kazanıyor ve Anadolu'daki Türkmen beyleri bu bölgelerde Giresun çevresinde, Giresun içlerine kadar yerleşiyor ve buranın Müslüman ve Türk kimliği de bu şekilde sağlanmış oluyor 1397'den sonra. 1397'den sonra ise Osmanlı'nın Ankara Savaşı ile Fetret dönemine girmesinden sonra tekrar Trabzon Rum İmparatorluğu'nun bu bölgede hakimiyeti sağlanıyor. Ancak 1461'de az önce dediğimiz gibi tamamen Türkleşmesi de bundan sonra başlamış oluyor ama daha da dediğimiz gibi 1397'de başlayan asıl bir Türklerin bu bölgeye geldiğini ve yerleştiğini, özellikle Espiye, Piraziz bu bölgelerde, Trabzon çevresinde de yerleştiğini biliyoruz. Devam edeceğiz Recep Bey. Kısa bir reklam arası hemen ardından arasına, sizlerleyiz. Güdüm Hanım, reklam arasına girmeden çok kısa bir hatırlatmada bulunayım. Tabii, buyurun. Giresun Adası demişken Recep kardeşimiz, biz Girip olarak aslında ben Giresun, Girip'in iletişim işlerinde katkı sunmaya çalışıyorum. Turizm Bakanlığı'ndan Giresun Adası'nı işte sahip çıkma, Giresun Adası'nın değerlendirme anlamında Turizm Bakanlığı'na bir teklifimiz olmuştu. Henüz daha cevap gelmedi. Bir ikincisi, Çepni Türklerinin en fazla yaşadığı bölge olarak işte Espiye bölgesinde de, Espiye'de Çepni Köyü diye hala ismi değiştirilmemiş bir Çepni Köyü vardır. Bunu hatırlattıktan sonra reklama girebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir reklam arası hemen ardından sizlerleyiz. Bizim memleket devam ediyor. Recep Bey, Türkleşmede kalmıştık. Evet. Mustafa Bey de tam reklamdan önce tam da ondan bahsetti. Ben de kısaca ona değinmek istiyorum. Çepnilerden bahsetti ve bugün hakikaten de Espiye'nin bir ilçesinde Çepni Köyü var. Hatta bazı yerlerde, bazı yaylalarda yurt kelimesini görürüz. Bu Türklerden gelen bir tabirdir. Türklerin Türkistan'dan, Türkistan coğrafyasından, ata yurdumuzdan getirdiği yurtluk tabiridir ki biz istilacı bir millet değiliz. Biz bir yeri vatan kılarız. Yurt yapılması için, orada yaşanılması için bu şekilde bir milletiz. Bunun yansımalarını biz Espiye'de olsun, Giresun'un diğer ilçelerinde, özellikle yayla isimlerinde görüyoruz bunları da. Mustafa Bey'in dediği gibi Çepni Köyü'nü görüyoruz. Hatta Osmanlı'nın kayıtlarında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan ilk sayımlarda, nüfus sayımı değil bu, arazi ve hayvan sayımları ile ilgili sayımlarda Giresun bölgesine vilayeti Çepni tabirinin kullanıldığı, yani Çepni yurdu, Çepni şehri isminin kullanıldığını görüyoruz ve halen dahi köylerimizde soy isimlerinde dahi bu Çepni boylarının, Çepni Oğuzların Çepni boyunun bu şekilde alt kollarının da soy isimlerimize de yansıdığını, tabi 1397 senesinden beri gelen bizim bu coğrafyada Türklük simgelerimizin var olduğunu, hatta burada yemeklerinde olsun, simgelerinde olsun, biraz sonra da bunlardan bahsedecek, bunlarda da görüyoruz. Mustafa Bey adadan da bahsetti. Ona da kısaca değinmek gerekirse, ada 38 bin metrekarelik bir adamız. Ve iki gün önce Giresun Valimiz bir açıklama yapmıştı. Programa da denk gelmesi güzel oldu. Bir ara verilmişti çünkü burada kazı çalışmaları ve turizme açılması ile ilgili. Gelecek sene bu tekrardan kazı çalışmaları başlatılacak. Ve bu sene ve geçen sene pandemi döneminde yaklaşık 30 bin kişi adayı ziyaret etmiş. Bu da çok iyi bir rakam. Yani pandemiye rağmen
Bunlara rağmen 30 bin kişinin bu bölgede gerçekten ziyaret edebileceği bir alanı olduğunu da görüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi... Şu an bir yaşam yok değil mi? Yaşam orada? Yok. Sadece turistik olarak ziyaretlere açık. Ziyaretlere şu an kapalı. Tekrardan geniş çaplı bir arkeolojik çalışma yapılıyor. Çünkü burada milattan öncesine giden bir arkeolojik kalıntı da var. Hala da kale kalıntıları, işte yer altında, yer üstünde bir kalıntı var. Bunlar önemli. Karadeniz'in incisi dediğimiz işte adasıyla birlikteki Giresun şehrimizin, ilimizin sahil ve iç kesimlerde olmak üzere merkeze dahil 16 ilçesi var. Ve 16 ilçeye bağlı da yine 8 tane de beldesi var. Beldelerden de bahsetmemiz gerekiyor. Evet, ilçeleri tek tek şey yapacağız, konuşacağız, evet. Değineceğiz. Fakat bir telefon bağlantımız var. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Yıldım Hanım. Teşekkür ederiz Yaşar Bey. İzleyenlerine de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yayındaki arkadaşlarımız Kemal Tokma, Recep Kankala ve Mustafa Arslan'a da selam ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bir Giresunlu olarak neler söylemek istersiniz Yaşar Bey? Doğrusunu söylemek gerekir. Biraz evvel Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilerle bir kariyer programı kapsamında bir programımız vardı. Erken bitirebilseydik televizyonu bizleri izlemeyi çok arzu ediyordum. Fakat maalesef izleyemedim. Ama 3 Giresunlu konuğunuz olduğunu biliyorum. Her birisi de birbirinden kıymetli. Hem akademik çalışmalarıyla Recep Kangal kardeşimiz, hem basın camiasında emektar Mustafa Arslan kardeşimiz, hem de sivil toplum kuruluşlarımızdan Giresunların son 6 yıldır özellikle Gebze bölgesi son derece güzel kaliteli hizmetleriyle ön plana çıkan Giresunlu İş Adamları Bürokratlar Derneği Başkanımız Kemal Tokmak ile bir sohbet gerçekleştiriyorsunuz. Eminim keyifli bir program olmuştur. Her birisi de yakın arkadaşım. Sıkça beraber oluyoruz. Hem dördümüzün de ortak paydası Giresun, ama Giresun'dan ziyade Kocaeli'de yaşıyoruz. Kocaeli'yi seviyoruz. Sadece Türkiye'den 80 vilayetten Kocaeli'ye gelen 81 vilayet ile yurt dışından Türkiye Cumhuriyetlerinden, hatta Afrika'dan gelenlerle Kocaeli'de yaşıyoruz. Burada çalışıyoruz, üretiyoruz. Kocaeli güzelleştiriyoruz. Giresunlular biraz naif yapıda insanlar. Memleketlerini, bayraklarını, vatanlarını severler. Bizim ünlü 47. alayımız vardır. Kurtuluş Savaşı'na ciddi katkı sağladık ve bunu her zaman övünçle anarız. Fındığın ana vatanı Giresun'dur. Karalahananın, pancarın, pekmezin, peziğin, horanın, kemençenin, kirazın, hamsinin bir araya geldiğimiz zaman da Giresunlular olarak bu küçük de olsa bizi mutlu kılan değerlerimizi konuşuruz. Giresunlularda ataya büyüye saygı esas olur, edep önemli olur. Bu değerlerimizi gençlerimize her platformda aktarıyoruz. Eminim bunlar televizyonda da konu olmuştur. Bana özellikle sormak istediğiniz konular varsa memnuniyetle ben de sizlerle ve seyircilerimizle paylaşmak isterim. Evet, başkanım var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Tabii biz başkanımızı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bir STK başkanı olarak kamuoyunun önünde bunu söyleme fırsatı verdiğiniz de size teşekkür ederim verdiğiniz için. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Girib'in çalışmalarında hiçbir tanesinde irili ufaklı dışında kalmamış. Kocaeli'nin tamamında çok ciddi çalışmaları var. O gözden kaçmıyor. Kamuoyu onu biliyor zaten. Ama tabii ben Girip açısından değerlendirecek olursam şöyle, yani bütün her çalışmaya zaman ayıran, bütün hemşehrilerinin sorunlarıyla, bütün Kocaeli'nin sorunlarıyla ilgilendiği gibi ilgilenen, nezaketten, ki
Başkanım da Giresunlar naif insanlar, notlarımda var. Ben Giresunları başkanımın nezdinde şöyle değerlendiriyorum. Ticareten de sosyal hayatta da 100 binin üzerinde Giresunlu'nun yaşadığı bir Kocaeli'de bir tane hani böyle ticareten bir sıkıntıya işte müflis olmuş ya da bu noktada sıkıntı çıkarmış ya da sosyal alanlarda ya da işte siyaset yapan hemşehrilerimizin seviyelerine baktığında ben gurur duyuyorum. Başkanlığım da bunların önünde. Ben başkanımı gerçekten burada tebrik ediyorum. Ben 6,5 yıl girip başkanlığı yaptım. 6 yılında kurucu başkanlığın hemen arkasında bütün zamanlarında başkanım bulundu. Çalışmalara verdiği destek gibi Kocaeli'ye de vizyon kattığı için Girip'le biz onu çok kıymetli ve değerli bulduk. Ben kamuoyunun önünde kendisiyle bundan sonraki hayallerimizde de çok şey yapacağımıza inanıyorum. Ve başarılar diliyorum. Kocaeli'nin ayak basmadığı sokağa etkinliği temsil etmediği alanı yok. Özellikle bu noktada da kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eyvallah. Değerli Kemal Başkanım, ben de bu zarif naif iltifat dolu cümlelerinize teşekkür ediyorum. İnşallah ömrümüzde hep farklı branşlarda da olsa, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, akademik efendim, belediye ve siyaset alanında efendim, hemşehrilerimize, ülkemize değer katabilirsek ne mutlu bize. Kısır çekişmelerden uzak, burada bir komşu, bir kardeş ve efendim bir hemşehri yaklaşımıyla el birliği edersek, güç birliği edersek, onlarımızı paylaşırsak, şehrimiz zaten Türkiye'nin göz bebeği, en güzel şehirlerinden bir tanesi. Burasını el birliğiyle gerçekten çok daha güzel seviyelere hep birlikte çıkarırız diyorum ben de. Kemal Başkanım, özellikle naif, zarif cümleleri için teşekkür ediyorum. Evet başkanım, teşekkür ederiz. Aynı dileklerle biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar başkanım. Evet Yaşar Bey, çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Hoşça kalın diliyoruz. Çok memnun oldum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Recep Bey, sizde kalmıştık. Evet Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir akşamda programı da şereflendirdikleri için memnuniyetimizi de dile getirelim. Giresun'un tarihi öğeleri, kültürel ve turistik yönü açısından da sadece bir adayla bağlı olan bir ilimiz değil. İlçelerin hem sahil şeridinde hem iç kesiminde hem de yeşilin bol olduğu şehir, az önce demiştik. Yeşilin, o mavinin tonları, yeşilin tonlarıyla da güzellik kattı. Yaylaları da var ve ben özellikle sahil şeridindeki ilçelerden başlayarak böyle ilçelere, iç kesimlere gelmek istiyorum. O şekil başlarsak böyle İstanbul istikametinden böyle 16 başladığımızda, ilçesi var değil evet, mi? Evet, merkezle birlikte 16 ilçemiz var. Merkezi de dahil ettiğimizde sahil şeridinde 8 ilçemiz var. Merkezle birlikte İstanbul yönünden geldiğimizde Ordu'ya sınırı olan aslında Giresun'un 4-5 ile sınır var. Bunu da başta söylersek Ordu'ya, Sivas'a, Gümüşhane'ye ve Trabzon'a olan Erzincan'a da, hatta ki Çamoluk ilçesi en uzak ilçesi, 180 kilometrelik Erzincan'a dahi bizim Doğu Anadolu'yla bile bir bağlantımız var. O yüzden Giresun'un da Doğu Anadolu'yla sahil ve İstanbul'a giden kesimdeki bağlantıyı sağladığı için de çok önemli bir konumda. Çünkü 2000 senelik tarihi İpek yolunda İstanbul'a geçen kestirme yollarından birisi Yağlıdere Vadisi içerisinden geçerek Estiye'nin Zefe Limanı'na geçiyor ve oradan İstanbul istikametine kestirme yol olarak bu tarihten beri bilinen bir gerçek. Ordu sınırındaki ilk ilçemizden bahsedersek Piraziz ilçemiz, karşımıza Piraziz çıkıyor. Giresun'un Türkleşmesinde aslında Alperenlerin, nasıl ki Anadolu'nun Türkleşmesinde de gönül coğrafyamızın Türkleşmesinde de etkisi olan isimler Alperenler varsa, Giresun'da aynı şekilde Türkleşmesinde Hacı Emir Oğlu Beyliği'nin den önce de bu bölgede Türklerin varlığını biliyoruz ve Pir Aziz isminin aslında bitişik olduğundan da baktığımızda, bir Ahi Bey'in isminin olduğunu, aslında bitişik olduğunda hızlı söyleyince belki anlaşılmaz ama Pir Aziz'dir, önemli bir isimdir. Geçmiş dönemde Pir Aziz ismi aptal olarak bilinir. Bu da bizim geleneğimizde de var olan bir ismin bir aslında sembolüdür. Aptallık geleneği vardır bizim
Türk geleneğinde. 1455 senesindeki kayıtlara bakıldığında bu bölgenin Nefsi Piraziz, yani Piraziz'in şehri anlamına gelen bir geçmişi var. Ve köy isimlerinde dahi Piraziz'de Abdal, Hasan Şeyh, Erenköy, Şeyh Musa gibi buranın Türkleşmesinde önce olan isimlerinde hala daha mahallelerde var olduğunu görürüz. Ve 1934 senesine gelindiğinde Piraziz ilçemiz Bulancağ'ın bir bucağı. Ardından 1988 senesine gelene kadar da yine Bulancağ'ın bir bucağı oluyor ama 1988'den sonra artık bir ilçe olarak görüyoruz ve ilçede biraz sonra da söyleyeceğiz. Her ilçemizde neredeyse bir kale var. Bir ya da iki tane. Yani bu kadar belki iller arasında Türkiye'de bu kadar kalenin olduğu ilde belki çok nadirdir. Çünkü neredeyse her ilimizde deniz sahilinde olmasa bile iç kesimlerde bile kalelerimizi görüyoruz. Ve Piraziz'de Bendehor Kalesi'ni görüyoruz. Ardından Piraziz'in türbesini, Şeyh İdris Tekkesi'ni, Eren Camii'ni ve 19. yüzyılda özellikle Giresun mimarisini yansıtan Tirali Zade Konağı'nı görüyoruz ki hala da ayakta ve bizim Giresun'un, Giresun'a özgü sivil mimari yapılarının ve Karadeniz mimarisinde harmanlandığı ayakta kalan çok önemli yapılardan birisi. Bir de Piraziz'le ilgili son onu söyledikten sonra tabii tarihi ve turistik özellikler olduğu gibi Giresun'da elmaları da meşhur. Burada Piraziz'in elması özellikle 1980'lerden sonra Piraziz elmasını, elma meyvesini daha çok isminin duyulduğunu da söyleyebiliriz. Böyle bir özelliği var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Ben hemen Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Biraz yöresel lezzetlerden bahseder misiniz Mustafa Bey? Böyle çok da evet. Güzel görünüyor. Şimdi şu var, aslında ben yemeği yapmasını değil de yemeği yemesini çok seviyorum. Şimdi ne demiş? Sen ağa, ben ağa, bu yemeğim sağa. Şimdi burada üç tane ağa var, içimizden birisi bir yemekleri anlatacak. Evet. İhale bize kaldı. Başkan iş adamlarıyla girdi, Recep hocamız da tarihle girdi. Biz de ister istemez yemek bölümünde bir parça bildiklerimizi anlatmamız lazım. Ama şu var tabii, yani belki yapmasını çok beceremesek bile çocukluğumuz hep bu yemeklerle geçti. Bu lahana, kara lahana meşhur ama biz de Giresun'da bunu pancar diye hitap edilir. Başkanım burada bir araya girebilir miyim gazeteye, Mustafa kardeşim? Şu bakın bizimkiler ben Kandıra doğumlu bir Giresunluyum. Bunun özellikle bilinmesini isterim. Tam da denk geldi. Burada duramazdım. Kandıra doğumlu bir Giresunluyum. Kandıra Kocaeli'nin biliyorsunuz. Köy mahallesi şimdi. Köyü Cebeci'nin hemen arkasında Çamkonak diye Giresunların yaşadığı. Ama Çamkonak 3 mahalleden oluşuyor. Giresunların etrafımız ağırlıklı Manav. Manav köyleri. Çokça var biliyorsunuz. Yerel halka Manav deriz biz. Bilirsiniz. Orada Karadeniz'den de geldikleri için deniz kenarına gelmişler. Cebeci ile hemen Babalı'nın arasında, çam ormanlarının içerisinde. Köyün ismini 1958'de ne koymuşlar diye düşünürsünüz? Lahana. Gelmişler, bakın 40 hane gelmişler, geldikleri köyün burada gurbette ismini lahana koymuşlar. Evet. Bakın bizim için bu kadar kıymetli. Evet. Buyurun evet. Sevgili kardeşim. Evet. Şu var, zaten bizim yani Giresun halkının, özellikle belki Karadeniz'in tamamı için söyleyebiliriz de, Giresun halkının gittiği yere ilk götürdüğü şey pancardır. Evet. İlk götürdüğü, bakın mesela ben Beylikbağ bölgesinde uzun yıllar önce şahit olmuştum. Vatandaş bahçesi yok ama yüksek gerilim hattının altına pancar ekmiş yani. Boş bulduğu her yere ya bir fındık köklemesi diker ya bir pancar kökü diker. Onun için kutsalımızdır yani. Onun için bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çok güzel yemekler olur. Mesela köy usulü yapılan pancarın lahana çorbasının ben mesela burada ufak bir tarif edeyim. İlk önce bu sıvıçları, büyük sıvıçlar kırılır. Bunlar kırılmış. Köy usulü yapılan pancara bıçak değmemesi lazım. Daha leziz olması için, lezzetli olması için burkması yapılır buna mesela. Böyle burkulur. Evet, evet. Burkularak böyle şey yapılır. Mesela böyle bu şekilde burkma çorbası yapılır. İkincisi, daha lezzetli olması için mesela o kepçeyi alabilir miyim Kemal Başkanım?
Mesela bu gördüğünüz. Bu kepçeyi de çok beğendim. Çok güzel bir kepçe. Şimşir kepçesidir evet. Bu. Bizim Karadeniz'in meşhur ağaçlarından son yıllarda her ne kadar kurursa bile. Mesela bunun küçükleri olurdu. Ben rahmetli dedemi bilirim. Ağaç kaşık deriz bunun küçüğüne. Bunu hayatında belki de hiç lahanayı normal bizim bugünkü kullandığımız kaşıkla yememiştir yani. Niye? Onun tadını alamıyorum derdi. Bir başkası mesela bunun bıçakla doğradığınız zaman bıçakla doğrayıp ince ince doğruyorsunuz mesela salata yapar gibi. Onu unla karıştırıyorsunuz. Onu unlama yapıyorsunuz. O farklı bir çorba çeşidi. İkincisi mesela özellikle daha çok bu biz sapı dediğimiz, sıvıç dediğimiz kısmından daha çok mesela bir yağlaması yapılır. Çok enteresandır. Yani böyle tadını yakaladığınız zaman yemeğe doyamazsınız. Şu anda zaten burnuma çok mükemmel bir koku gelmeye başladı. Yani iyi pancarmış. Bir başka özelliğini söyleyeyim bunun. Mesela nasıl işte doğuda işte kaz etinin kar görmesi gerekir dendiği dönem evet. Var ya. Mesela lahananın da üzerine bir kere yani pancarın da üzerine bir kere kar yağdığı zaman tadı çok daha lezzetli olur. Mesela bugün bugünkü hava mesela birileri baktığı zaman doğaya der ki ya ne güzel işte ava gidilir. Birileri der ki ne güzel işte geziye gidilir. Birileri der ki ne güzel işte ormana gidilir. Çay yapılır. Çay demlenir falan filan. Bugünün havası bana sorarsan en güzel pancar çorbası yenecek ama böyle kar yağarken lapa lapa böyle ince ince böyle kar öncesi şey yağarken bu pancarı böyle elinizle burkacaksınız, atacaksınız tencereye, kütür kütür yiyeceksiniz yani. Tam pancar çorbası yeme havası yani bunu söyleyeyim. Reklam arasında bence yiyeceksiniz sanki. İkincisi, çok güzel koktu yani şu an bulunuyorum. İkincisi mesela bunu güzelleştiren bir tane özelliklerinden bir tanesini daha tarif edeyim. Mesela pH'i yüksek su bunu çok iyi pişirmez. Pancarı pişireceğiniz, pancar çorbası yapacağınız suyun biraz daha böyle pınar dediğimiz pınarlardan toprak içinden gelmesi lazım. O su biraz daha güzel pişiriyor onu. Mesela izleyicilerimizden merak edip şey yapan olabilir. Özellikle dolma yaparken pişmediği zaman içerisine de az miktarda karbonat atılabilir. Mesela burada dolmamız var. Pancar dolması. İnşallah programdan sonra ikram edeceğiz size. Çok güzel koku geldi. Ben koktukça parçalıyorum. Yine mesela burada fasulye turşumuz var. Mesela fasulye turşumuz hakikaten yöremizin en önemli yani bana sorarsanız CE belgesi alacak ürünlerinden bir tanesi. Bu fasulye de özel fasulye olur. Mesela bu fasulye memleketten geldi. Yazın memleketten geliyor. Bunun bir mevsimi var. O mevsimde toplanması gerekiyor. Şimdi fasulye aşağıda geçmeye başladığı zaman anam yaydadan beni arıyor. Oğlum fasulyeyi toplat diyor. İster istemez birilerine toplatıyorsunuz buradan telefon trafiğiyle. Fasulye buraya geliyor. Fasulyeyi turşu yapmak için önce uçlarının kılçığını alıyorsunuz. Her iki ucunun kılçığını alıyorsunuz. Her turşu tabii ki, her fasulye tabii ki turşu olmuyor. Uçlarını alıyorsunuz, güzelce haşlıyorsunuz. Bu biraz bizim şeyi yeni açtık. Yani turşu bidonunu yeni açtık. Üst taraf olduğu için biraz ezilmiş görünebilir ama yani bu da çok özel bir şey. Mesela siz hiç turşu çorbası yediniz mi hiç mesela siz? Yok yemedim. Bakın. Turşu çorbasını o zaman şöyle yapalım. Birazdan devam edelim. Kısa bir reklam arası evet, tekrar evet, sizlerle olacağız. Evet. Bizim memleket devam ediyor. Mustafa Bey sizde kalmıştık. Gayet de güzel anlattınız aslında pek anlamam dediniz ama bu arada yenge de izliyordur. Nasıl ya bir ihale sonra, kaldı size bilmiyorum. Bundan sonra ihale bize kalacak mı? Nasıl kaldı bilmiyoruz yani. Buyurun. Yani aslında yemek yapmak aslında güzel bir zevk de güzel bir şey ama biz tabii ki iş hayatındaki yorgunluklar efendim işte zaman sıkıntısından dolayı bu işlere girmiyoruz ama girmemiz lazım.
Bir de zevk aynı zamanda. Şu var, işte lahanayı anlattık, işte pancarı anlattık, nasıl doğranıyor, nasıl yemeğe yapılıyor diye. İkincisi, mesela hakikaten çok güzel bir fasulye turşusu vardır Giresun'un. Az önce de dediğim gibi tescil belgesi alabilecek niteliktedir. Bu turşunun fasulyesi de memleketten gelmiştir. Ha, bir de çorbası olur mesela. İnsanlar, birçok insan bilmez Giresun'un dışındaki mesela. Bu turşuyu ince ince diliyorsunuz. Mısır ekmeğini katıyorsunuz arasına. Ateşte kaynatıyorsunuz. Yani şu korona sürecinde var ya, inanır mısınız? Yenilebilecek, özellikle tansiyonu olanların biraz dikkatli olması lazım. Yenilebilecek en güzel yemeklerden bir tanesi şeytan kulağına. Ben yaklaşık 1,5 yıldır vallahi turşuyla korona belasına yakalanmadım. İkincisi mesela bir başka ürünümüz kabalak dediğimiz. Kabalak. Kabalak. Bu da kabalak. Bu daha çok şeyde, ormanlarda büyür. Yani ekmezsiniz bunu. Yabani. Yabani gibidir ama yerliden de daha kalitelidir. Hı hı. Bu da süper bir yiyecektir. Yani biberle, soğanla kavurduğunuz zaman çok kalitelidir. Bölgemizin çok en meşhurlarındandır. Bir de kaldırık vardır bunun yanında. Buna biraz benzer ama başrolde kabalak oynar bizde. Hı hı. Son dönemlerde özellikle yaylalarda, bahçelere çok fazla dikilmeye başladı. Eskiden hep böyle orman içlerinden toplanıyordu. Fındığı söylememize gerek yok zaten. Giresun fındığı dünyada kendisini tescil etmiştir. Mesela başka yerlerde fındığı insanlar dişiyle kırdığı zaman bir şey bakarım ama Giresunlar fındığı genelde dişiyle kırar. Bunun özel bir nedeni vardır. Giresun fındığı dişle kırılabilecek kadar ince kabukludur. Dişinizin yanıyla çit ettirdiğiniz zaman hemen fındık kırılabilir. İçi dolgundur, iri değildir. Yağlıdır. Mesela Fisko Birlik gibi de fındık fiyatlarını belirlerken Giresun yağlısı, Giresun tombulu üzerinden belirleme yapar. Fındığımız zaten dünya çapında bir marka. Onun dışında işte özellikle Şebin Karahisar bölgesinde o ekinci işi, bir dakika. Ekinci işi. Mesela harika bir ürünler vardı. Mesela cevizli pestili kömesi. Onu da başkan anlatsın isterseniz. Şimdi oraya tekrar döneceğiz. Yöresel lezzetlere ben hemen başkanımıza dönmek istiyorum. Başkanım, bir restoran açtınız. Evet. Girip olarak, yönetim olarak. Hikayesini anlatır mısınız bize? Şimdi şöyle, biz Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği olarak tabii sadece hani biraz önce etraflıca anlattığım bir görselden oluşmuyoruz. Bunun yanında eğitimle ilgili seminerler veriyoruz. İş adamları gelip başarı öykülerini anlatıyorlar. Mesela bir tane iş adamı hemşerimiz Gebze merkezli ciddi de işler yapmış bir kardeşimiz, bizim istişare kurulu üyemiz. Bundan 4 yıl önce verdiğimiz bir seminerde şunu demişti. 3 yıl, 4 yıl civarı bir zaman oldu. Demişti ki bundan sonra biraz daha mevcudu korumaya, ekonomik olarak iyi hatırlıyorum, mevcudu korumaya ve bir miktar kontrollü gitmeye ihtiyaç var demişti. Oysa Türkiye uzunca süre, son 20 yıldır yani son 3 yıla kadar böyle 17 yıl boyunca hep ekonomik olarak çok hızlı performans gösterdiği için toplantıdan sonra kendisinin koluna girdim ve sordum. Ya dedim abicim, siz mevcudu korumadan bahsettiniz. Biz bunun geçici bir kriz olduğunu düşünüyoruz. Yok dedi, biraz daha dikkat etmek gerekir. Yani orada mesela bugün yolu yürüdüğünüzde bakıyorsunuz 3 yıl sonra bizim o iş adamı hemşehrimizin analizi, bir miktarda tabii sorumluluk almış bir abimiz, analizi bugün tam da oturuyor. Yani orada aslında kendi kendimizle otokontrol eden bir sistemin içerisindeyiz iş adamları olarak. Fakat burada ne yapıyorsunuz? Bu size günün sonunda ne getiriyor? Şunu getiriyor. Siz hem aranızda birliktelik kuruyorsunuz, istişare ediyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz, seminerler yapıp bilgi birikim, tecrübeleri sahaya döküyorsunuz. Ama bunun yanında da hayat yaşanıyor ve devam ediyor. Aynı zamanda bu birliktelikten ticaret çıkarmanız lazım, sosyal ilişki çıkarmanız lazım, birliktelik çıkarmanız lazım. Biz bundan aslında kapanma sürecinde yaptık bunu ama bir yıl kapalı kaldık henüz açamadan. 30 kişi çalışıyor bizim restoranımızda. Burada kimseyi işten çıkarmadık. Yani düşük maaş da vermedik ve çalıştırmaya, çünkü neden? Bir kişinin değil, 12 kişi girişin içerisinden 12 kişi bir araya gelmiş Harla restoranı kurmuş.
Burada Kocaeli'nin, Gebze'nin 1700 metrekare en nezih mekanını oluşturmuş, devam ediyor. Ama arkasında ikili üçlü ortaklıklardan inşaat var, işte gayrimenkul yatırımı var, boş durmamışız bu alanda. Fakat göze çarpan ne? Restoran daha çok göze çarpıyor. Çünkü fiili bir durum var, maddi bir olgu var elinizde. Çok da güzel bir mekan. Aa, her gelen ya işte giribe helal olsun, biz hayal ettik, siz yaptınız. Aslında daha büyük ticaret yapıyoruz onun arkasında, ama sizin işte arazideki ya da falan yerdeki ticari alanınızdaki yatırımı insanlar görmüyorlar. Rol model olarak Harla'yı alıyorlar. Fakat şöyle, bu restoran kurulurken dedik ki gönüllülük esasına dayalı, arkadaşlar işte burada 5 milyonluk bir yatırım. O günün şartlarında 1,5-2 yıl önce kaç kişi bunun içerisinde yönetimde, toplantıda deklar ettik, gruba yazdık. 12 kişi gönüllülük esasına göre dönüş yaptı. Ama buradan kar amacı kısa vadede gütmeyeceğiz dedik. Niye? Yani bunun, Gebze'nin buna ihtiyacı var. İşte bölgemizde böyle bir tesis yok. İşte fiyatları buna göre olacak. Sosyal, çünkü biz bir STK'yız, bunun alt kuruluşu gibi. Dolayısıyla kamuoya çok böyle aşırı yükü olmayacak şekilde bir hem istihdam alanı hem de bir birlikteliğimizi oluşturacak görsel alan oluşturalım dedik. Ve neticesi itibariyle peki Gebze'de en az ne var dedik. Kurumsal bir dönerci yok dediler. Kurumsal böyle bir dönerci yaptık ve Harla iyi gidiyor. En azından 30 kişi çalıştırarak kendisini çeviriyor. Bize yük olmuyor. Burası çok kıymetli. Bu şartlarda hatta bir miktar her ay üzerine koyarak gidiyor. Ve memnunuz. Yani iyi ki de bu işi yapmışız. Neden diyeceksiniz? Çünkü o size, o rol model size kamuoyunda ciddi prestij kazandırıyor ve insanlar buradan biraz önce bahsettiğim gibi cesaretleniyor. Biz de bunun işte şu benzerini yapalım. Belki bunun arkasından sanayi yatırımları çıkar, tarım yatırımları çıkar. Ülkemiz bundan daha fazla kazanır. Biz tüketim sektörüne hizmet ediyoruz ama bu kıymetliymiş. Bunun dönüşlerini olumlu aldık. Evet. Yani bu özellikle Gebze'ye yakışan bir mekan oldu ve çok da güzel oldu. İyi ki de yapmışız diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür zaman. Ediyorum. Şimdi bir türkümüz var. Türkümüzü bir dinleyelim. Giresun içinde. Ardından hemen hikayesini dinleyeceğiz. Evet, türkümüzü dinledik. Recep Bey'den dinleyeceğiz hikayesini. Buyurun. Evet, türkü dinlerken aslında türkünün sözlerinde de geçen isimlerden de anlaşılmıştı. Feride'den bahsetti yani. Orada Feride'nin ismi geçince aklımıza da türkünün bir hikayesi tabii ki var. Her türkünün mutlaka bir ağıttan ya da geçmişte bir hüznü olduğu gibi bu Giresun türküsünün de
Ömer ile Feride'nin aslında birbirini sevmesinden sonra başlayan bir türkü. Mustafa Küçük'ün bunu hikaye ederek sonradan da bestelediği türkü. Ömer ile Feride aslında birbirini seven iki kişidir. Daha sonra ailelerinin de anlaştığı iki gencin birbirlerini sevmesi, ailelerinin de razı göstermesi, rıza olması var. Ama Feride köyün güzel kızı olduğu için bir de onun başka seveni daha olduğundan Musa diye biri daha var. Bu da köyün biraz daha belalı bir ismi. Ömer ile Feride birbirini sevmiş ancak Musa da bunlara tabii ki bir bela musallat olunca ailelere de tabii ki huzursuz ediyor bu durum. Ama yine aileler Ömer ile Feride'yi nişanladıktan sonra yine musallat oluyor. Hatta Giresun Gazi Caddesi'nde Ömer ile Feride'nin birlikte gezdiği sırada Ömer'i de dövüyor ve yine bu süreç devam ettikten sonra bu köyün belalısı Musa tekrar yine bu iki gencin karşısına çıkıyor nişanlandıktan sonra ve iki genci acımadan Gazi Caddesi'nde Giresun'da öldürüyor ve bu türkü de onların anısına, hatırasına, hüznünü de dile getirerek içimizde bu şekilde de söyleniyor. Türküden bahsetmişken aslında çokça bildiğimiz bir türkü de var Giresun'a ait. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Yakın zamanda belki filmlerde de çokça kulağımıza aşina olan Görele ilçemizin türküsüdür. Belki herkesin de bildiği bir türkü. Oyasiye türküsü de bildiğimiz Asar'ın balığı diye başlayan türkü de Görele ilçemizin türküsüdür. Ki Görele dediğimizde de akla ilk kemençe gelir. Çünkü Türkiye'de kemençenin üstadları Görele'den yetişmiştir. Hatta Görele demek kemençenin fakültesi demektir ki kemençenin üstadı, ordinaryosu olarak bilinen Bicioğlu Osman Gökçe'de bizim Görele ilçemizde yetişmiş ve onun türküleri hala da bizim dillerimizde söylene gelen önemli bir isimdir. Onun dışında yine Katip Şadi, geçtiğimiz senelerde rahmetli, onun da hala daha Katip Şadi'nin türküleri de bizde söylenir. Yine Mehmet Sarı Öztürk, Naci Keskin, Maksutoğlu, Hüseyin Çınar, Hikmet Gök ve Durkayalı Kemal gibi isimler de Görele'mizin yetiştirdiği nadide sanatçılardandır. Ve Görele'mizin ismi de eski bir Koralla kelimesinden yani inci kelimesinden geldiği söylenir. Bunu da burada iliştirelim. Görele demişken bir türkü de aslında diğer bir ilçemize bağlamak hem de o ilçemizden de bahsetmek için bunu da söylemem lazım. Görele'den yukarı çıkalım Çanakçı'ya türküsü vardı, meşhurdur. Bu da Çanakçı ilçemizden de bahsedelim yeri gelmişken. Çanakçı ilçemizde birçok geçmiş dönemde Rus işgallerine de Rusların da taarruzuna ve Rusların da yapmış olduğu taarruzlara da Rusların yapmış olduğu o dönemki saldırılara da maruz kalmış bir ilçemiz. Bu ilçemizde de çanak çömlek işlerinin yapanı çok olduğu için böyle bir ismi de Çanakçı olarak kalmış. 1991'de ilçe olan ve Görele'den ayrılan bir ilçemiz. Hapan Kahvesi ve Saylı Dere Şelalesi'ni bulunduruyor. Ve bunun dışında yine burada da köprülerimiz de var. Ve festivaller de, yayla şenlikleri de buralarda yapıyor. Ve özellikle de burada belirtmemiz gerekiyor. Kuş Dili Festivali. Çanakçı ilçemizde Kuşköy köyünde yapılıyor ki bu da bizim geleneklerimizden biri olan kuş dilinde var olduğunu söylememiz mümkündür. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kuş dilinden bahsetmişken hemen Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Nedense böyle faaliyetler hep size denk geliyor. Hatta bize bir örneğini yapar mısınız diyeceğim ama. Kuş dili nasıl doğmuş? Öncelikle nasıl ihtiyaç olunmuş bu dili kurmaya? Şöyle Yudum Hanım, işte bazı şeyler gerçekten ihtiyaçtan doğar. Mesela eskiden biz de küçükken işte koyun güderken, çobancılık yaparken belli mesafelerden ıslıkla anlaşıyorduk. Çünkü niye? 20 dakika dereden aşağı ineceksiniz yerine göre 20 dakika yukarıya çıkacaksınız. Ama dağdan dağa karşılıklı anlaştığınız zaman bu bir destan yazma, mektup okuma gibi değil de işte Ahmet ben gidiyorum, Mehmet ben geliyorum veyahut da İşte Ayşe, Fatma neyse böyle seslendiriyorduk yani çocukken böyle konuşuyorduk. Ama tabii ki bunu Görele'de biraz daha fazla yaygınlaştırmışlar Çanakçı tarafında. Bir festival havasına büründürmüşler. Hatta UNESCO da herhalde tescil etti. Tabii tabii somut olmayan kültürlerden. Evet, kültürlerden. Yani şimdi mesela
Biz eskiden kullanırdık ama tabii unuttuk. Keşke o günlere yeniden dönebilsek yani. Evet. Şimdi işte lahananın, pancarın kokusu burnuma geldikçe hep o günler yeniden aklımıza geldi. Şöyle ufak bir seslendirme yapabilirim ama eskisi kadar, Çanakçı'dakiler kadar beceremem ama yani. Mesela bütün parmaklarınızla çalabilirsiniz ıslığı. Hı hı. Ama bu akşamdan sabaha olacak bir şey değil. İki parmakla çalarsınız. Sadece parmak kullanmadan çalabilirsiniz. Mesela şöyle, eğer stüdyo rahatsız etmeyecekse ben şöyle bir ufak bir değerlendirme yapayım. Ne dediniz? Onu da söyleyeyim. Fiyu Emine dedim mesela. Mesela şöyle çift parmakla da kullanabilirsiniz. Bunun bir anlamı var mı? Şöyle, yani karşıdaki insan... Şu an çaldığınızın bir anlamı şimdi var mı? Şöyle, izleyiciler bunu, siz ve izleyiciler anlayamayabilirsiniz. Ama diyelim ki ben içeride evde olan bir vatandaşa çağıracağım. Onu çağıracağım, onun ismini anımsattığını o anlayabilir. Tabii bununla mektup okuyamazsın. İşte efendim, işte destan yazamazsın. İşte başka bir şey yapamazsın. İşaret verme gibi. İşaret verme gibi. Yani işaretle. En azından... Mesela Mustafa dediğimi belki biraz anlayabilirsiniz. Ha, yani, çok güzel. %100 olmayabilir ama işte anlaşılabildiği kadar olabilir. Tabii ki biz üzerinden uzun zaman geçti. Ben de çobancılıktan sonra ilk defa böyle bir canlı yayında böyle bir şey deniyorum. Islıkla ilgili aslında şunu söylememiz lazım. Islık normalde protesto aracıdır. Genellikle protesto için kullanılır ama bizde tamamen bir haberleşme, ücretsiz bir iletişim aracı olduğunu söylememiz lazım. Biraz da arazinin yapısıyla alakalı ihtiyaçtan kaynaklı. Evet. Hayır, başka bir şey söyleyeyim size. Yani bunu bir başkası söylese ben de belki inanmayabilirim. Ama şu var. Mesela koyunları ormana salıyorsunuz. Islıkla aşağı indirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki yürüyerek 25-30 dakikalık gidecek olduğunuz yerler var. Hayvanlar ıslığa alıştığı zaman ıslıkla size geri gelebiliyorlar yani. Geldiği zaman da ilk gelenin ağzına işte yem verir, ekmek verir, mısır verirseniz o hayvan o ıslığa alışmış oluyor. Yarım saat zirveye yürüyeceğinize ıslıkla halletmiş oluyorsunuz. Evet, bir avuç mısırla halletmiş oluyorsunuz yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Hemen önemli isimlerden birisi olan Hacı Topal Osman Ağa'ya geçelim istiyorum. Topal Osman, evet, her ilin olduğu gibi, her ilçenin ya da memleketin olduğu gibi bir kahramanı vardır ki, böyle Avrupa'nın Rambo'su gibi böyle şişirilmiş kahramanlar değil de gerçekten canını siper etmiş bizim Türk toplumlarının kahramanları vardır. Bunlardan biri de Giresun için her zaman şeref sayılan bizlerin de Atatürk'ün de yanında silah arkadaşlığını Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde gözünü kırpmadan düşmanın üzerine gitmiş ve Batum Fatih olarak da nam salmış iki isimden biridir. Aslında bir isim daha var. Onu da metnimiz içinde de söyleyeceğiz bunu anlatırken. Topal Osman Ağa o dönem 42. ve 47. alayları kurmuş ve böyle bir gönüllü alay milli mücadele döneminde bu kadar geniş çaplı yok. Ve düşmanı tamamen yerel halkın, Giresunluların örgütlendiği ve halkın kendini asker olarak cepheye saldığı bir örgütlenme içerisinde Topal Osman Ağa ile birlikte özellikle 1. Dünya Savaşı'nda Rusların gözünü korkutmuş ve Harşit Deresi'nde yapılan Rusların akınlarını da durdurmayı başarmış ve Giresun, bunu da belirtmemiz lazım, kurtuluşu olmayan tek ildir Türkiye'de. Çünkü öyle bir direniş, destansı bir direniş sergilemiştir ki milli mücadele döneminde Ruslara gereken cevabı vermiştir. Nasıl ki Çanakkale geçilmediyse Harşit Irmağı da geçilmemiştir. Böyle bir sözümüz vardır bizim. Topal Osman Ağa o dönem bölgenin savunmasında olduğu gibi hem birçok Doğu Anadolu'daki Koçgiri ayaklanmaları gibi Gürcistan üzerinden gelen Rus akınlarına durdurmuş, dediğimiz gibi Batum Fatih olarak daha çok ünlenmiş. Bir diğer isim de Topal Osman Ağa, daha çok Feridun oğlu Osman diye de bilinir ki şu an hala aileler o soy isimle tanınır. Osman Feridun oğulları, Feridun zadeler diye bilinir. Osman Ağa'nın böyle bir lakabıdır. Aslında askere alınmamıştır Topal olduğu için. Onun aslında verdiği içinde kalan ukdeyi
kendini tamamen vatana adamış ve bu şekilde milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte silah arkadaşlığı yapmış. Bu şerefe nail olmuş ve bu uğurda milli mücadelede de can vermiş, şehit olmuş bir isimdir. Yine Hüseyin Avni Alparslan bu dönemde Gazi Topal Osman Ağa ile birlikte cephede savaşmış. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında Trebolulu o dönemki askerlik şube başkanı hem de kılıç ve kalem erbabı derler Hüseyin Avni Alparslan'a. Çünkü askerlik sanatını icra ettiği gibi bir de kalem erbabı da, çünkü Türkçülük yazı ve milliyetçilik üzerine de çokça yazıları vardır. Yani bizim milliyetçilik şuurunda aşılanmasında da önemli bir düşünce ve fikir adamıdır. Ve özellikle Polatlı yakınlarındaki sergilediği, Haymana'daki sergilediği kahramansı destanıyla da örnek olmuştur. Ve 1925 senesinde şehit olmuştur. Halen dahi Giresun ile Polatlı kardeş şehirdir. Hocam, ve niye hatırlatmaya geleyim orada? Belki söyleyeceksiniz ama tam yeri gelmişken. 42. alaydan var. Mesela Afyon'da Giresun şehitliği vardır. Evet. Atatürk'ün Giresun'daki meydandaki anıtın altında da Afyon Karahisar'da, Dumlupınar'da sizin çocuklar vardı ibaresi vardır. Anıtkabir'e gittiğinizde de bilmiyorum aynı duruyor mu, o müzede ilk girişte solda Giresunların Atatürk'e hediye ettiği silah vardır. Bu da tabii ki Mustafa Bey'in dediği gibi, bu da Türkiye'de kendi toprakları dışında, kendi dışında şehitliği olan tek il Giresun'dur. 42. ve 47. alaylar. Aynı zamanda Afyon'da bir kardeşliğimiz vardı. Afyon'da yani. İşçehisar Belediyesi ile de böyle bir Dede Sivri Tepesi'nde bizim şehitlerimiz var. Onların hepsine de rahmetle yad ediyoruz. Her yerde anma programları düzenleniyor. Evet. Buradan dernekler Ağustos ayının sonunda. Evet. 29 Ağustos. Rahmetle anıyoruz tüm şehitlerimizi yeri gelmişken. Kısa bir reklam arası, tekrar sizlerle olacağız. Bizim memleket Giresun'dayız. Pestilimiz var şu an önümüzde. Başkanım, Alucra'ya ait sanırım. Şöyle, Alucra, Şevinkarahisar, Çamoluk, Giresun'dan bir miktar İç Anadolu'ya doğru biraz, yani biz deriz ki tepenin Kurtbeli dediğimiz rakım, 2160 bir rakım var aramızda. Ekincilerin yaşadığı bölge denir. Sahile ise Çetmi boyu olduğu için Çetmilerin yaşadığı bölge denir sahil kesiminde Giresun'da. Böyle Giresun'un da kendine özel böyle bir yapısı var. Şevinkarahisar, Alucra, Çamoluk. Çamoluk biraz daha uzak olmakla birlikte daha çok böyle hani mesela nasıl söyleyeyim, böyle et ağırlıklı. Biraz önce Mustafa Bey anlattı işte pancar, şu. Benim orayla bağım, ben mesela çok severim falan. Yöresel olduğu için severim. Ama bizde şunlar da artıdır. Sahilde olmayan. Nedir? Mesela siz oğlak kebabı Alucra'nın çok meşhurdur. Oğlak kebabı kuyuya koyarlar. Oğlak henüz daha böyle nezikken, yaz başlangıcında. Kuyuda işte pişer güzelce. Bunda oğlak kebabı oldukça da lezzetlidir. İşte Alucra'nın keşke, onu kazanda günlerce eskiden düğünlerde, etkinliklerde böyle ortaya kurarlar ki hala var memlekette, biz zaman zaman gittiğimizde yeriz. Lokması, bunlar oldukça yöresel tadı olan, tabii burada hani şartlar gereği getiremediğimiz ama gerçekten tadılması gereken ve bölgenin de insanlığın bildiği müthiş Anadolu lezzetidir. Giresun lezzetidir. Tabii Şevinkarahisar'ın bu kümesi, pekmezi şöyle. Bu İçerisinde ballı fındık ezmesi, dışında ise bunun pestilden güzel yapılmış. Bu çok kıymetli bir yanı var. Şu anda Şevinkarahisar'da bunun ciddi teşvikleri ve hükümet tarafından, devlet tarafından desteklenerek çok ciddi şekilde bütün ülkeye satıldığını biliyorum. Hatta bunun ekonomik büyüklüğü işte bir ilçeyi ayakta tutacak noktalara geldi. Çok ciddi Şevinkarahisar'da bir ekonomi ve tersine göç almaya başladı. Bir tanıdığım arkadaşı, yakınım mühendis, inşaat mühendisi, burada işlerini bıraktı. Şevinkarahisar'a 3 milyonluk bir tesis yaptı. Bunu cebinden de 1 lira vermeden tesisi tamamen yer tespitiyle birlikte DOKAP dediğimiz
kırsal kalkınmadan teşvikini almak suretiyle ülkenin her tarafına şu anda küme, pestil, işte yan ürünlerini, cevizini göndermeye başladı. Tutunu, pekmezini göndermeye başladı. Oldukça işlerinin iyi olduğunu bizzat yazın ziyaret ettiğimde kendisinden dinledim. Tabii bölgede yine Çamoluk ilçemiz var. Oranın da balı çok kıymetlidir. Ve her yıl bal festivali düzenlenir. Çok da ilgi olur. O ikinci bölgesi dediğimiz Kurtbeli'nden aşağıya doğru 3 tane Giresun ilçesinin bulunduğu kırsal biraz daha coğrafi olarak şeye benzemez, Giresun'a benzemez. Çam ormanları yavaş yavaş böyle kümeler halinde önce azalır, daha sonra alan kırsallaşır falan. Daha çok eskiden hayvancılık yapıldığı, işte hayvan ürünlerinin yapıldığı bir 3 ilçemizdir burası. Ama öne çıkan damak tadı olarak da bu saydığım son zamanlarda da pestilin ticaretle ciddi derecede değer kazandığı bu 3 ilçemizdir. Ceviz de Şebinkarahisar eksenlidir. Hatta Şebinkarahisar'ın yerel şivesiyle söyleyeyim. Cöz derler konuşurken. O cöz gerçekten çok katma değer ve Türkiye'de dünyada sayılı yani çok az rakip olan çok ciddi Şebinkarahisar cevizi çok kıymetlidir, değerlidir, şifadır diye bilinir. Tabii Giresun'un her tarafı işte farklı. Bütün bu kültürleri aynı masada harmanladık. Bakın neler geldi ortaya. İşte kemençeyi tutun, işte pancarı tutun, işte dolmasını, sarmasını, fındığını koyduğunuzda ama Şebinkarahisar'da üretilen bu tabaktaki ürünün ana maddesi fındıktır. Yani ağırlık fındıktır bunun içerisindeki balla birleştirilir yörenin balıyla kümeyle sarılır ve böylece müthiş bir damak tadı oluşturur. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Tarih konusuna geçelim tekrar. Evet. Zannedersem ilçelerimizde kalmıştık. Evet, sahil ilçelerimizde kalmıştım. Kemal Bey de sağ olsun aslında o Kurtbeli'nden altta kalan ilçelerimiz yani ikinci dediğimiz ilçelerimizde güzel bir şekilde anlattı. Bulancak ilçemizden ben bahsetmek istiyorum. Çünkü Bulancak Giresun'un en büyük ilçesi. 60 bin nüfusunu geçmiş bir ilçe ve kaynaklarda da en eski ilçelerden birisi olduğunu görüyoruz ve Bulancağında tabii ki tarihi noktaları var. Özellikle Paşa Konağı Yaylası, az önce de bahsettik, yaylalarımız çok güzel, turizme açık. Böyle bir Bulancağında Paşa Konağı Yaylası var. Onun ardından yakın dönemde açılan Sarayburnu Camii var. Bunu söylememiz gerekir. Çünkü İstanbul'daki tarihi camilerin benzeri hemen Bulancağın girişindeki burunda, Sarayburnu dediğimiz yerde yapıldı. Şehzade Paşa, İstanbul'daki Mimar Sinan'ın eserinin benzeri birebiri getirildi ve oraya 25 sene bir geçmişi de var tabii yapılış hikayesi ve bu cami o kadar büyük ki Kafkaslar bölgesi olarak bildiğimiz bu coğrafyanın da en büyük camisi olarak biliniyor. Bu anlamında Bulancağında böyle bir tarihi değeri içerisinde taşındığını söyleyebiliriz. Yine hemen merkeze geldiğimizde Bulancak'tan sonra Giresun'un merkezi geliyor. Merkez yerleşkesinde de tarihi evleri görüyoruz. Özellikle Zeytinlik Mahallesi bizim mutlaka görülmesi gereken Giresun'a uğrayıp da kaleye çıkmak ve kaleden inerken de Zeytinlik Mahallesi'ndeki o tarihi evleri, otantik evleri hala günümüze kalan ve restore edilmiş evleri mutlaka görülmesi gerekir diye izleyenlerimize çağrıda bulunuyorum ve merkezi geçtikten sonra Keşap ilçemiz karşımıza çıkıyor ve Keşap sahilde ve iç kesimlerde eskiden de beldesi olan Karabulduk beldesi de var ki buraların tarihi özellikleri var. Keşap deyince akla ilk önce Şahin Kayası gelir. Neden böyle bir şey söylediniz? Çünkü Türkiye haritasının bir benzerini kendinden bir şekilde Allah'ın bir lütfu öyle bir taş ki baktığınızda Türkiye haritası karşınızda böyle taşa kendiliğinden Allah vergisi bir güzelliği var ki bu da 2000'li yılların başında 2006 yılında sit alanı olarak ilan edilmiş ve Şahan Kayası ya da Şahin Kayası olarak bilinen yerde yine tescillenmiş bir yer. Hemen Espiye ilçemiz Keşap'tan sonra geliyor ve az önce de bahsettik. Espiye Çepni Türklerinin ve hala da Çepni ismiyle de anılan bir şehrimiz ve 1957'de Tirebolu'dan ayrılıyor ve Tirebolu'dan ayrıldıktan sonra da Espiye ilçemiz kendi hüviyetine kavuşuyor ve Espiye'nin Şahin Yuva
köyünde kiliseler var. Bunun dışında yedi değirmenler olarak bilinen milli parkımız var ki yani Karadeniz aslında kendi başına bir milli parktır doğal olarak yeşilliğiyle ama büyükçe de bir milli parkımız var. Milli parklar tarafından da seçilmiş çok büyük bir alana da hakim olan bir milli parklarımız var ve bunun içerisinde de hala da aktif olan tarihi 7 tane de değirmenimiz var. Bu sahil şeridinde tarihi olarak da en eski şehirli ilçemizden birisi de Tirebolu. Tirebolu ilçemizde yine Tirebolu Kalesi ile öne çıkıyor ve kalenin de yanında hemen Bedrana Kalesi olduğunu görüyoruz. Yani başta da söylediğimiz gibi her ilçemizde neredeyse bir tane kale ya da iki tane kalemiz var. Bunlardan biri de yine kalesi olan Eynesil ilçemiz ki Eynesil'in de kendine ait bir kalesi var. Eynesil dediğimizde de aklımıza çayı geliyor. Az önce nasıl Kiraziz dediysek Eynesil dediğimizde Eynesil çayı da aroması yüksek olduğu için güneşi fazla gördüğü için de Eynesil çayı Türkiye'de isim yapmış böyle bir çay. Yine Tirebolu'nun çayı da aynı şekilde 42. alaya atfen de böyle bir çayımızın da olduğunu söyleyelim. Hemen iç kesimlere geldiğimizde Dereli ilçemiz. Bu arada Recep Bey bunlar ciddi anlamda da ekonomik olarak bir getiri sağlıyor değil mi? Evet. Giresun'a? Özellikle Dereli'de bunu bahsetmek istiyorum. Sadece bu sahil kesimdeki tarihi eserler değil. Dereli dediğimizde kümbet gelir. Yani o yayla şenliklerinin, yayla kültürümüzün, o Türkistan coğrafyasında bizim bin yıldır bu topraklardaki uyguladığımız kültürel yaşantımızın izleri hala da Giresun'da devam ediyor. Ve kümbet yayla şenliği 1980'lerden beri uluslararası bir ün kazanmış. Bektaş yayla şenliği yine Sis Dağı bununla birlikte Dereli ilçemizde yine Mavi Göl hala daha insanların akın akın geldiği. Özellikle Kulakkaya'da bunda bir toplantı yapıldı çok önemli. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Dünya İklim Zirvesi de 2 gün önce Giresun'da yapıldı. Bu da bizim için çok önemli ve ilimizin ve ilçelerimizin ve yaylalarımızın tanıtılması için çünkü 1700 rakamlı Kulakkaya ilçesinde neredeyse karbondioksit oranı sıfır noktasına gelmiş ve o kadar temiz bir havası olan Kulakkaya'da da böyle bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Ardından Doğankent ilçemiz var. Burada da yine Harşit Vadisi'nin başlangıç yeri olduğu için önemli. Harşit bizim için çok önemli. Çünkü burada bir milli mücadelede bir destan yazmışız ve çok şehitler de vermişiz. Hem kadın olarak hem de milli mücadelenin kınalı ellerini de orada kaybetmişiz ki. Çünkü Ruslar Karadeniz'e saldırdığında oradan akın eden özellikle Artvin bölgesinden Trabzon'dan gelenler Harşit'i geçememiş ve Harşit Deresi'ne atlayan hanımların olduğunu biliyoruz ve tarihi kaynaklarda Harşit Deresi'nin kıpkırmızı aktığı söylenir ki yani bizim insanımız o derede maalesef Rusların yapmış olduğu zulümlerden etkilenmiş ve şehit düşmüştür. Bunu da Rus zulmünün de bizim topraklarımızda Giresun'da yapılan izlerini de hala bizim 90 yaşındaki büyüklerimizden bunu öğreniyoruz. Güce ve Yağlıdere ilçesinden son olarak bahsetmek istiyorum. Güce'de aynı şekilde yine kalesi olan ve yaylalarının güzelliğiyle öne çıkan bir yer ve Karavacık Deresi. Az önce SBA'de de Karavacık şenliklerinin de hala daha var olduğunu biliyoruz. Önemli şenlikler çünkü bizim yurt dışından gelen insanların da özellikle hemşerilerimizin gurbetteki hemşerilerimizin yurt dışında Avrupa'daki hemşerilerimizin de birbirleriyle kaynaştığı yayla şenlikleri bunlar. Son olarak iç kesimde kalan ve Alucra'dan önce Yağlıdere ilçemiz geliyor ve Yağlıdere ilçemizin de aslında ünü dünyaya taşınmış. Çünkü Yağlıdere'lilerin neredeyse nüfusun tamamına yakını Amerika'da yaşıyor. Ve biz de burada kalanlardanız. Evet hocam siz de oralısınız zannedersem. Evet 1960'tan beri başlayan bir Yağlıdere'nin Amerika'ya gidiş süreci var ve 1960'lardan Lefter adlı bir Rum vatandaşının daha sonra Yağlıdere'ye dönmesi ve oradan bir kişi iki kişi derken 1990'dan sonra bir patlama yaşanıyor neredeyse. Evet. Ve 30 bine yakın şu an New York'ta, New Jersey'de ciddi bir rakamın olduğunu biliyoruz. Yağlıdere'de son olarak Hacı Abdullah Halife'den bahsederek bunu bitirmek istiyorum konumuzu. Hacı Abdullah Halife de başta da söylediğimiz gibi yani bölgenin önemli manevi şahsiyetleri ve alperenleri var. Ve Hacı Abdullah Halife de Yavuz Sultan Selim'in hocası. Böyle de bir isim Yağlıdere'nin o geçit vermeyen noktalarında büyük bir külliye dağ başında külliye kuruyor ve cami yapıyor. Ve camideki eserlerin çoğu da yapım şeyleri de tamamen kök boyası ve o dönemin şartlarında yapılmış 16. yüzyıla ait bir
tarihi yapı, bir de son dönemde Cumhurbaşkanımız tarafından da sit alanı olarak ilan eden Gölyanı Yaylamız'da artık turizm atağına da geçti. Pandemiye rağmen şu anda insanların yine burada kışında, yazında geldiğini görüyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Hemen Mustafa Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Evet. Yöresel kıyafetlerden hiç bahsetmedik. Şimdi şöyle aslında... Önemlidir Giresun'da evet, bu kıyafetler. Önemlidir. Mesela şu gördüğümüz peştemaldir. Evet. Çok kullanılan bir şeydir. Mesela eskiden alta keşan kullanırdı. Üstte de böyle kadınlar kapanırken kıyafetin üzerine peştemal kullanırdı. Onun dışında mesela kuşak dediğimiz kadınlarımız beline kuşak çekerdi. Bir başka tespit onunla ilgili, o kuşak hem hasta etmez, beli sıcak tutar, hem de eskiden böyle bugünkü nimetler yoktu mesela. Diyelim ki gügümlerle su taşınırdı. Hı hı. Gügümü o kuşağa oturttuğunuz zaman, atıyorum 40 kiloluk gügümün aşağı yukarı 20 kilosunu, 30 kilosunu o beldeki kuşak alırdı. Hem de insanları sağlık açısından daha sağlam tutardı. Recep Hocam'a bir ilave yapacak olursak, turizmde de aslında Türkiye'nin her tarafı güzel ama büyük şehirlerde şunu görüyoruz. Ben özellikle yazın birkaç defa Giresun'a ve yaylalara çıkıyorum. İşte sosyal medyaya fotoğraf attığınız zaman arkadaşlar çok kıskanıyor ama şu var. Büyük şehirlerdeki insanların büyük çoğunluğunun yaşadığı bu stresin temelinde doğadan, sudan ve topraktan uzak kalmak var maalesef. Bunu hele hele işte bu doğaya gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafı güzel ama burada Giresun'u konuştuğumuz için Giresun'un gerçekten çok çok bakir ve güzel yerleri var. Ben buradan özellikle yaz döneminde Giresun'a gitmek isteyenlere şunu tavsiye ederim. Çıkın yaylalara, istediğiniz kapıyı vurun, her ev sizi misafir eder. Bu kadar da misafirperverdir. Yapılan bir araştırmada sanıyorum birkaç yıl önceydi. Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı yer Giresun'dur. Az önce Kemal Bey Çamoğlu'nun balından bahsetti. Bizde de mesela sahil tarafında Espiye, Oluca, işte Derebaşı dediğimiz o bölgelerde, Ericek dediğimiz o bölgelerde de çam balı çok meşhurdur. Mesela avu balı, bu dediğimiz acı bal meşhurdur. Mesela ben çok yakın tarihten bir örnek vereyim. Bir ay öncesine kadar çocukları öksürükten kurtaramıyordum. Köyden kestane balı istedim. Yani bütün eczanelerden daha iyi geldi. Şeytan kulağına şu anda tırk yok çocuklarda. Öksürüğü birebir kesti. Yani Giresun aslında şu var. Espiye bölgesinin, özellikle Espiye'nin görelerinin pidesi çok meşhur. Yani evet, kısa bir süre önce o bölgedeydim. İnanın yemeğin üzerine pide yedirdiler bana. Yani tadına doyamadım. Mesela bizim ekşili Espiye ekmeğimiz çok meşhurdur. Bakmayın işte sağda solda falan yer ekmeğe, falan yer ekmeğe. Büyük şehirlerde o tadı alamıyorsunuz. Espiye'ye giden dostların özellikle fırınlarımızdan o meşhur eski somun dediğimiz ekmekleri almasını tavsiye ederim. İşte yaylalarımız, suyumuz, ne diyeyim, balımız. Yedi Değirmenler benim köyümün hemen karşısındadır. Yedi Değirmenleri hocam anlattı ama ben söylemezsem sitem ederler. Yedi Değirmenler, yedi tane yukarıdan aşağı yapılmış değirmen. Şu anda altı tanesi çalışıyor. Hobi olarak gidip bir ailenin mısırını alıp orada üyütebilirsiniz. Değirmenlerin içerisinde sobası var, çayı var, demliği var. İnanılmaz bir sistem gelişmiş. O derelerden istediğiniz gibi sular içebilirsiniz. Giresun halkı çok mutludur dediniz az önce. Bu arada şeyi de es geçmeyelim istiyorum. Yöresel oyunlardan karşılama zannedersem, evet, değil mi? Yani Giresun, küçüğünden büyüğüne kadar... Yani Giresun karşılaması bölgenin en önemli horonlarından, oyunlarından bir tanesidir. Aşağı yukarı her ortamda da oynanır yani. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Hemen başkanıma dönmek istiyorum. Başkanım, bugüne kadar yaptığınız faaliyetlerden bahsettik. Hayallerinizden bahsettiniz. Uygulamış olduğunuz, hayata geçirmiş olduğunuz hayallerinizden bahsettiniz. Peki gelecekle alakalı nasıl çalışmalarınız var? Ve başında, programın başında bir hayalinizden daha bahsettiniz. Onu da dinlemek isteriz. Tabii Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği. Önce hayaliniz olacak ki girip bir hayalle buraya geldi. Tabii bizde hayal bir tane değil. Aslında yani
ticaret yapıyorsunuz, iş adamısınız. Hem bulunduğunuz şehire hem memleketinizdeki, biz Giresun'u aslında Kocaeli'nin içinde yaşıyoruz. Böyle de bir şansımız var. Bizim mahallemizde Beylikbağ civarında oturduğumuz alanda ben her gün iş ilişkisi, ticaret, sosyal alanda temas kurduğum 100 kişi olsa bunun 80 tanesi Giresunlu. Böyle bir şehirde yaşıyorum. Aşağı yukarı Giresun'da yaşıyorum. Dolayısıyla bizden Giresun'un da beklentisi oluyor. Dolayısıyla hep hayalinizi kurarken bulunduğunuz şehre katma değer, işte burada çalışıyoruz, burada kazanıyoruz. Aslında biz gurbette bir miktar ete kemiğe bürünmüşüz ama bizden beklenti de bu noktada. Gerçekten memleketimiz kırsal, gelir düzeyi işte kalkınmakta olan ve teşvik almaya hak kazanmış 1500 doların altında kalan illerden bir tanesi Giresun. Fındığı olmasına rağmen, turizm olmasına rağmen yeteri kadar hareketlendirilememiş ya da bu noktada istenilen seviyede değil. Bu da sizi mecburen memleketinize sorumlu hale getiriyor. Tabii bunları anlatırken, hayalimi hem anlatırken hem de şunu yapmak lazım. Bizim bir de Giresun sporumuz var. Bu sene birinciliğe çıktı. Dolayısıyla bunu es geçmemek lazım. Giresun spor iyi de gidiyor. Mesela iki hafta önce, bu haftayı anlatmayayım isterseniz de ama iki hafta önce farklı skorlarla galip gelmiş. Hatta Beşiktaş'ı 4-0 gibi net bir skorla yenilmiş bir Giresun'dan bahsediyoruz. Giresun bu sene birinci ligi üst seviyelerde, üst noktalarda bitirecek. İnanıyoruz. Çünkü çok ciddi azim ve istek var. Uzun süre beklemişiz, uzun yıllar beklemişiz. Bir defa buradan Giresun Spor'a hem tebrik ediyorum, hem teşekkür ediyorum, hem de başarılar diliyorum. Burası çok kıymetli. Bir hayalden bahsetmiştim. Girip bir düşünceyle, hayalle kuruldu. Kocaeli merkezli işte şunları yaptı dedik ama girip kurulurken bu günleri aslında biz hayal etmiştik, bu başarının seviyenin yakalanacağını. Ama bugün bir hayal kurduk. Son birkaç aydır bunu dillendiriyoruz. 4-5 aydır dillendiriyoruz. Hatta kongrede kararını alacağız. Kongremiz ne zaman? Kongremiz 12. ayın 26'sında. Çok yakın. Yani 10 gün sonra Girip'in kongresi var. 10 gün sonra bu hayalimizi taşlandırmak için bir fırsat var elimizde. Bu ne? Girip'in kongresinde tüzüğü değiştireceğiz. İşte bu hayali taşlandırmak için genel merkezi Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'da neler olacak? Ankara'dan Kocaeli'de zaten bir şubemiz var. Ankara'da Giresunların yaşadığı Türkiye'de Bursa'ya, İstanbul'a ve Giresun merkeze şubeler vermek suretiyle genel merkez Ankara'da. Şöyle bir düşünmek lazım, bir hayal kurmak lazım. Ne? Gebze'de 102 tane üyemiz var. 6 yılda bu noktaya geldik. Peki Gebze'deki 102 tane üyenizin bugün iyimser, çok böyle hani mütevazi bir rakamdan bahsedeceğim. Hani anlaşılsın açısından çok daha üzerinde. Hı hı. Çünkü çevremden biliyorum, fabrikası olan da var, mütevazi esnaf olan da var. 10 milyon lira koydunuz, 100 tane üyeniz var, çarpı 100 yaptınız, 1 katrilyon. Yani yeni parayla 1 milyar liralık büyüklüğünüz var. Sadece Gebze merkezli Kocaeli'de. Düşünün bunu, İstanbul burada yok. Giresun merkez yok, Ankara yok ve Bursa yok. 100 bin civarında Giresun'un yaşadığı, İstanbul çok daha fazla, bölgeler yok. Peki siz bugün Giresunların hepsi oraya üye değil zaten. Çok büyük sanayi ölçekli, sanayi seviyesinde olan fabrikalar falan, onlar kendi alanlarında kendi yarışısını oluşturuyor. Burası genelde biraz daha esnaf ya da işte ara hizmet veren alanlar, değil mi? Dolayısıyla Giresunların ekonomik büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Ve bunu Girip'le biz harekete geçirdiğimizi, ülkemize, bölgemize bu insanları kanalize ettiğimizi, buradan en kıymetli çıkacak olan şeyin, mesela Giresun'un fındığı var, pekmezi, kümesi, yöresellerini saydık ama aslında Giresun'u kalkındıracak olan şeyi biz biliyoruz. Ne? Turizm. Çünkü Giresun'un müthiş bir doğası var. İnsanların hayal edemeyeceği şeyler var. Benim turistik tesisim var burada Kevken'de. Evim var, yazlığım var ama ben tatilimin tamamını yazın Giresun'da geçiriyorum. Siz o dağlarda, çam ormanlarının dibinde, işte o doğada bir düşünebiliyor musunuz nefes aldığınızı, yürüdüğünüzü, sohbet edin. Çocuklarımla zaman geçirirken çok mutlu oluyorum. Çünkü bunun denenmesi lazım. Bir kümbetimiz var bizim. Müthiş yatırım bekliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim hayalimizden bir tanesi de Giresun'a doğaya uygun ciddi turizm yatırımı yapmak. Arkadaşlarım bu noktada çok istekliler. Zaman içerisinde inşallah bunun da birkaç böyle alt çalışmasını yapmıştık. Pandemiyle birlikte onu da oraya bağladık ama gerçekten bu noktada bir miktar sekteye uğradık. En azından insanın motivasyonu, gardı düşüyor. İşte orada bir soğum olunca. Bu noktada biz bundan sonra
tabii Ankara hayaliyle birlikte Giresun'a hemşerilerimizi gerek birkaç gruplar halinde gerek onu ekip halinde ama çok böyle şeye kamuya yayarak tıpkı restoranda olduğu gibi burada 20 ortaklı 30 ortaklı böyle gerçekten müthiş bir şehir şey onun akustiğine uygun doğasına uygun ahşaptan yap bir şehir kurabilirsiniz ve gerçekten memleketiniz kazanmış olur. Ben Giresun'un kalkınmasını doğaya uygun turizmde buluyorum. Bunu hiç çok uzatmamadan bu noktada çok ciddi çalışmalar yapılması gerekir. Biz bunun öncüsü olacağız. Burada bir hayalimiz var. İnşallah Ankara'dan sonra ilk işimizden bir tanesi de bu olacak. İlk işimiz demiyorum. İlk beşte olacak bu. Çünkü bunlar çok kısa vadeli. Hemen yaptım yapıyorum işler değil. Bunlar böyle akılcı, 5 yıla yayılacak işler. Bizim Ankara'da hem örgütlenmemiz, hem şubelerin oluşması, hem de bu yatırımların yapılması orta vadeli işler. İşte orta vadeli dediğiniz işte 5 yılla 10 yıl bandında bir zaman dilimi. Gerçekçi olmak lazım. Biz başlatırız, başkaları tamamlar. Ama biz burada bir adım atacağız. Burada çok istekliyiz. Tabii bizim bir sloganımız var. Bizim sloganımız şu. Doyduğunuz Giresun'da sizin, doyduğunuz Kocaeli'de sizin. Bu Kocaeli için söylenmişti. Ama bunu Ankara için de söylemeyeceğiz, İstanbul, Bursa için de ne diyeceğiz? Doğduğumuz Giresun'da bizim, doyduğumuz ülkemizde bizim. Girip'in sloganı değişti. Neden? Ulusal oldu. Girip genel merkezini Ankara'ya götürdü. Şubelerini Taşra'da Giresunların yaşadığı bölgelere açtı. Ve ne oldu? Doyduğunuz Giresun'da sizin, doğduğunuz ülkenizde sizin sorumluluğuyla çalışmaya, yola, hayal kurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Biz çok keyif aldık burada stüdyoda sevgili seyirciler. Dileriz sizler de keyif almışsınızdır. Giresun'dan bahsettik, yöresel lezzetlerinden, tarihinden, kültüründen bahsettik. Haftaya başka bir ilimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.